Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle şık, basit bir bot yapacağız. Şöyle. Burasına bir kelebek kondurduk sadece. Diğer kısımlar normal. Daha önce yapmış olduğumuz botun alt kısmı gibi yapılacak. Evet, böyle şık bir model ortaya çıktı. İlk önce kelebeğimizi yapalım birlikte. Evet, ben bu ayakkabı için yine Alize Diva kullandım. Alize Diva ile normal oya yapmış olduğumuz filoship, bakın, birleştirdim. Önce kelebeğimizi yapalım. Daha sonra da ayakkabımıza başlayalım. Evet, kelebeğimiz için şöyle 7, bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. Kapatalım zincirimizi. Evet. 1, 2, 3 zincir üzerine alalım. Üçlü trabzan yaptık. İkişer tane üçlü trabzanlar yapacağız. Şu çekmiş olduğumuz zincirimizle birlikte bunu bir kabul edelim. İki zincir üzerine alalım. Üçlü trabzan. İki tane yan yana. İki zincir. Tam 8 çift ikili trabzan yapacağız. 1, 2 zincir. 2 tane yan yana üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Kaç tane oldu bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane olacak. 2 zincir üzerine attık. Evet, 7 oldu. 2 zincir. Herhalde 8 çift oldu şimdi. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8 çift. Bakın. Aralarına ikişer zincir çekerek 8 çift üçlü trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir daha çekip şu başlamış olduğumuz zincirin tepesinden batalım. İlmeğimizi çıkaralım. Bir zincir çekelim. Çevirelim. Döndürdük, bakın. Döndürdük. Üzerine alalım. Evet. 1, 2, 3 zincir yaptım. Bakın onu, döndüğümü. Üzerine alalım. Evet, 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, tekrar aynı yere 3 tane daha. Yani aynı deliğe 6 trabzan yapmış olacağız ama arada 2 zincir olacak. Bakın, aynı yere. Yine üzerine attık. Hiç zincir çekmeden diğer deliğin içerisine 1, 2, 3. 3 tane
üçlü trabzan yaptık, iki zincir, tekrar aynı yere battık, tekrar evet ikinci ve üçüncü. Tekrar deliğe gideceğimiz zaman bakın zincir çekmiyoruz, hemen zincir çekmeden trabzana başladım. 1 2 3 2 zincir, tekrar aynı yere 3 tane daha. Trabzanlarımızın tamamı üçlü. Evet. Aynı şekilde devam ediyorum. Üç tane yaptım. İki zincir çekeceğim. Tekrar üç tane. O çekmiş olduğumuz alttaki ikişerli deliklerin içerisine dikkat ederseniz altışar tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarında yine iki zincir oluyor. Ama deliğe geçerken bakın şurada altıncıdan sonra zincir çekmeden doldurmaya başlıyoruz diğer deliğe. 1 2 3 Evet, 2 zincir. 1 2 Tığım 7 numara bu arada. İpim alizede var. Evet. 3 tane yaptık. 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane daha. Evet, bunu magnet olarak da yapıyorlar zaten. Buzdolabı süsü, bir mıknatıs yapıştırıp arka tarafına. Bunu ben ayakkabıya yapmak istedim. Bakın yine zincir çekmeden diğer deliğin trabzanlarına geçtik. 1 2 3 3 2 zincir. Tekrar 3 tane daha dolduralım. Son bir tane kaldı. 1 2 3 2 zincir. 3 tane daha. Yine bakın başlamış olduğumuz zincirimizin şöyle tepesine bakın gördünüz mü? Bu şekilde bir küçük motif ortaya çıktı. Şimdi bunu bir zincir çekip keselim. Şöyle motifimizin arkasına doğru iplerimizi kaybedelim. Bu arkada kalsın bunlar. Şöyle tutturalım bir de. Şöyle şunu da çekelim arka tarafa doğru. Arkada ipleri biraz bağlayıp kaybedip uçlarını keselim. Şöyle.
Şimdi burada bakın ne yapacağız. Yine köşelere bakalım kaç köşe oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aşağıda zaten 8 tane ikili trabzan yapmıştık. Aralarına ikişer tane zincir çekmiştik. Daha sonra yukarı çıktık. Bu iki zincirlerin içerisine her birine 6'şer tane üçlü trabzan yaptık. Sadece 3 3 ayırdığımızda arasına 2 zincir çektik. Şimdi ip değiştiriyoruz. Siyah ipimizi alalım. Şimdi bakın. Hemen bir ilmek çıkaralım. Şurada şu iki zincirlerden bir tanesine bağlayıp başlayalım. Ya da bitirdiğimiz yerden de başlayabiliriz. Bakın. İpi şurada kesmiştim. Şurada. Kenarında şuradan da başlayabilirim. Evet. Şuradan bir sık iğne yapalım hemen kenardan. Şimdi de bu ikili zincirlerimizin arasına trabzanla doldurabildiğimiz kadar dolduracağız ve 3 zincir çekelim ilk önce. Üzerine alalım. Üçlü trabzanlarla bakalım. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 7 7 8 taneyle doldu benimki. Bakın 8 tane yeterli. Şimdi burada şuradaki hani hiç zincir çekmeden ekleme yerlerimiz vardı ya. Oradan bir sık iğne yapıp bağlayacağız. Sonra tekrar üzerine alıp diğer iki zincirimizin arasına aynı şekilde 8 tane daha üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine bakın o arada zincirsiz birleştirdiğimiz yere bir sık iğne yaptık. Üzerine aldık. Tekrar aynı şekilde. Yani buralar bu ikili zincirlerin arası artık 8'er tane üçlü trabzanla doldurulacak. 4 8 şart değil. 6 yani 9 da olur, 10 da olur, ne kadar da doluyorsa ya da ipin kalınlığına göre daha az da olabilir. Kalınlığına, inceliğine göre herkes kendisi ayarlayabilir. Yine öyle oraya bir sık iğneyle birleştirelim. Bakın bu dolgulardan da tam toplam bitirdiğimiz zaman 8 tane olmuş olacak. 3 4 5 6 7 7 ve 8. Evet, yine bakın 3 taneden sonra tam ortaya ekledim.
6, 7, 8. Çok serimli oldu bunlar. 8. Evet, yine 3 trabzan sonra altı, yedi, sekiz. Yine bir, iki, üç. Bir. Dört. Altı, yedi ve sekiz. Sekizinci de yaptık. Yine tam ortaya bir sık iğne yaptım. Bakın. Diğer şu başlamış olduğumuz yere yine şuraya birleştireceğim. Başlamış olduğumu zincirin içerisine bakın. Şu şekilde birleştireceğim. Evet, şimdi bunu şöyle katlayalım. Bakın, gördünüz mü? Kelebek çıktı aslında ortaya. Şimdi bu hemen şu karşı tarafından bir ilmek çıkararak bakın, bu ikisini birbirine birleştirdim. Şuradan bir ilmek şöyle öreyim. Çıkardım. İkisini birbirine birleştirdim. Burada şimdi zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakayım şöyle. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 desem fazla mı oldu? 15'e indireyim. Şöyle. 15 tane oldu bu burada. Bakın, tekrar aynı yere geldim. Tekrar buradan bir ilmek çıkararak bunu bağladım. Ancak şuraya çıkmamız gerekiyor. Buraya çıkmamız için de buraya da bu tarafa fark etmez. Tekrar buraya kadar bir zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Şöyle. Bakın, bu taraf çift olsun. Görünür taraf çift olsun, daha güzel olur. 7 fazla oldu. 6'ya düşürdüm zinciri. Evet, bakın buradan tekrar bir ilmek çıkararak bunu buraya bağlasak. Evet, şu şekilde bağlamış olduk. Şöyle bir tane daha yapıp ilmek çıkar, bir daha bağlayalım daha sağlam olsun diye. Şöyle, gördünüz mü? Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ve 8. 8 tane zincir çektim. 1 2 üçüncüye batalım. Şu şekilde şurada bir küçük tomurcuk olsun diye. Sonrası aşağı inene kadar tek tek kaydırma yapalım. Tek tek zincirlerden. Sık iğne de yapabilirsiniz. Kaydırma değil de ben kaydırma yaptım ama sık iğne de yapabilirsiniz. Şu kelebeğimizin antenlerini yapıyoruz. Döndü. Evet. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir daha çekiyorum. Üçüncü zincire batıp devamında kaydırmayla, dediğim gibi kaydırma şart değil. Bunlar sık iğneyle de olur. Daha doğrusu zaten öyle yapmışlardı. Orijinal öyleydi. Ben böyle bir şey yaptım. Evet, şöyle aşağıdan da tutturalım tekrar. Bir tane daha tutturmak istiyorum. Şöyle. Keselim buradan. Şu anda kelebeğimiz bitti. Şu ipleri gözükmeyecek şekilde bunları keselim. Bu şu kırdığımız ipimizi de yine içeri alalım. İçeri aldıktan sonra şöyle bir bağlayalım bir yere. Ondan sonra koparalım ipimizin kalan kısmını, keselim. Evet, şu şekilde kestik. Bakın böyle bir kelebek ortaya çıktı. Kelebeğimiz bu şekilde. Gayet kolay, basit. Şurada tekrar göstereyim ayakkabının üzerinde. Bakın. Şu arkası tek zincirli olan tarafı da kullanabilirsiniz. İki zincirli olan tarafı da ön yüzüne kullanabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gittiyse o şekilde. Evet hanımlar, bakın birer santim arayla deldik tabanımızı ve her delikten ikişer tane ilmek çıkardım. Aralarına da bir zincir çektim. Şöyle ikişer ilmek çıkarıp aralarına bir zincir çektim. İki sıra sık iğne gittim bakın üzerine. Sadece son gittiğim, yani ikinci sıranın üzerine sarma yaptım. Bu sarmayı ayrı bir videoda göstermiştim. İşte kaydırma ve sık iğne üzerine sarma teknikler şeklinde bir kısa videoda göstermiştim. Arzu eden oradan bakabilir. Burada dediğim gibi şu anda iki sıra sık iğne, ikincisinin üzerine sarma yaptım. Bu şekilde kopardım bakın buradan. Şimdi ön kısmına bunun başlayalım. Burun kısmına. Evet, burun kısmında şöyle göz kararı tam ortayı bulalım. Bu arada ayakkabımızı ben 6 numara tığla ördüm. Kelebeği 7 ile ördüm. Bakın
İki ipi birleştirdim. Kelebeği ördüğümde şu masura ipini, floş ipi katmadım. Sadece alizeden yapmıştım. Biraz ince kalsın diye, ince olsun diye. Şimdi ikisini birleştirdim. Bakın bu bildiğiniz oya ördüğünüz masura ipi. Bu da alize diva. Evet, ikisini birleştirdik. Şöyle bir bir ilmek çıkaralım. Burada ayakkabımızın tam ortasını bulalım. Şurası desek ortası. Ortasından sağa doğru 1, 2, 3, 4. Evet. Dördüncü buradan çıkaralım. 1. İki. Üç. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Bakın dokuzuncuyu. Şöyle diğerinden. Hep böyle yapıyorum ben ayakkabılarda. Dokuz tane yapıp. Evet. Şimdi yine bir ilk ilmeği atlayıp ikinciden tekrar örüyoruz. 8 tane olacak bu sefer ilmeğimiz. Sekiz tane oldu. Şimdi kenarlardan ikişer ikişer yine bakın görünmedi herhalde. Şöyle bir iki. Evet, iki tane ilmek. Birinciyi yine atladık. İkinciden devam ediyoruz. Birinciyi atlamazsanız her sırada ikişer tane artırmış olursunuz. O yüzden birinciyi mutlaka atlamamız gerekiyor. Evet, şurada yine bakın iki tane daha hemen kenardaki ilmeğimizden bağlayalım. Bir, iki. Şuradaki iplerimizin bir keselim. Yakalım pardon. Yakalım. Açılmasınlar. Evet, iki tane bağlamayı bakın yine kenarlardan yaptıktan sonra evet, bir ilmek atladık. İkinciden devam.
Hiçbir şey yok. Düz bir şekilde öreceğiz devamını. Sadece bir kelebekle renklendirmiş olduk aslında yani. Düz ayakkabımız. Tamamı sık iğne. Yine her defasında bakın buradan 2 1 ve 2 bağladık, döndük, birinciye atladık, ikinciden devam edeceğiz. Bu şekilde devam edecek, farklı bir şey yok. Kaç sıra devam etmişiz? Hemen onu söylüyorum. 3 ayakkabılarımızda bu ön kısımlar bu şekilde zaten. Evet, şuradan görünmedi herhalde, tekrar yapayım. Devam edecek. Bu böyle kaç sıra yaptık acaba bakalım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 diş. Yani ne olur 48 sıra. 24 diş kadar, bakın bunu böyle yükselteceğiz aynı gösterdiğim şekilde. Kenarlardan ikişer bağlayarak. Yalnız ayakkabım 38 numara. Eğer 36 numara, 37 numara yapıyorsanız 24 diş fazla gelir. 22, 21 falan yeterli olur. Onu artık kendiniz ayarlarsınız. Evet arkadaşlar, bakın ben 24 diş yaptım. Yani 48 sıra yaptım. Şimdi hemen yan ve arka tarafa geçeceğiz. Yalnız bu 24 dişten sonra tekrar bir buraya kadar bir sıra sık iğne daha gidiyoruz. Onu da bitirelim. Aynı şekilde buraya kadar gelelim. Evet, bakın bir sırada sık iğnemi bitirdi. Şimdi hemen yan taraftan başladık. Bakın hemen şu sarmayı yapmıştık. O sarmanın üzerinden devam ediyoruz. Şimdi kaç sıra yapacağımızı sayıp söyleyeceğim. Çünkü hep aynı zaten. Sadece şu kenarlara bağlamaları göstereyim 1-2. Onun dışında bu şekilde ekstra bir şey olmadan bakalım kaç sıra yapmışım. Şuradan sayalım. Bakın şu sarmanın üstüne bir sıra gitmişim. Herhalde o şu anda yaptığım
Bu bir sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diş var. Bu bir sıradan sonra 10 diş var. 10 diş, 20 sıra. Bir de şu anda yaptığımızla birlikte 21 sıra. Evet. 21 sıra yapacağız. Evet, sadece şu kenarlardan birleştirmeyi göstereyim. Onun dışında hep aynı şekilde gidiş geliş yapacağız. Evet. Şimdi burada yine kaydırma tekniğiyle birleştireceğiz. Tavan elime büyük geliyor. 38 numara. Bakın. Buradan bir ilmeğin içerisinden bir tekrar bir tane daha ekleme yapacağız. 2. 2 kaydırmayla birleştirdim. Şimdi birinci ilmeğimizi atlayıp ikinciden bakın ikinciden örmeye devam edeceğiz. Şöyle. Evet, bir taraftan eklemeyi göstereyim. Bir hemen yanındakinden bir daha. İki. Dönüyoruz. Ve birinci bakın şurada birinci ilmeğimize değil İkinci ilmeğimizi batıp sık iğnemize devam ediyoruz. Yani yukarı kadar aynı şeyi yapacağız. Arkadaşlar başka ekstra bir şey yok. Sadece biraz önce saymıştık ya 21 sıra yapacağız demiştim toplam. Git gel 21 sıra yapacağız. 20. sırada şunu yapalım. Ben yaptım. Şu topuk kısmında İki tane, mesela bir tane buradan, bir tane buradan kestim. Bir tane buradan, bir tane buradan kestim. Yani 4 tane 20. sırada şu topuk kısmında 4 tane kestim. Hani giyildiği zaman biraz daha sıksın, toparlasın diye ben böyle bir şey yaptım. Şurada bakın. En son sıranın bir öncesinde. Şurada belli zaten birazcık şey yaptı. Şurası sıktı birazcık. Yani şurada iki tane burada. İki tane de burada kestim ben. Toplam 4 tane kestim. Onun dışında başka bir şey yok. Bu şekilde ekleye ekleye gösterdiğim şekilde ikişer kaydırmayla kenarlara eklenerek ayakkabımızı bitireceğiz. Ve ortaya bu şekil çıkacak. Evet, ayakkabımız bakın bitti. Şöyle göstereyim. Güzel bir ayakkabı ortaya çıktı. Gayet sade, kolay, şık. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda başka modellerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, abone olduğunuz takdirde yeni modellerden ilk önce siz haberdar olacaksınız. Paylaşımlarda bulunup yorum yaparsanız altına sevinirim.
Olumlu olumsuz yorumlara açığım her zaman. Eleştirebilirsiniz, tavsiyelerde de bulunabilirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Örgü ayakkabıda sanatla kalın. Allah'a emanet olun.